Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, sorgulamanın, düşünmenin en iyi aracı matematiktir. Hazırsanız başlayalım. Evet, belki de üçgenlerin en özeli, en güzeli eşkenar üçgeni anlatacağım size bugün. Nedir özelliği ve güzelliği? Tabii bütün kenarlar eşit, bütün açılar birbirine eşit. O yüzden böyle bir çizgi çizdiğinizde, bir yükseklik, bir paralellik bir şey çizdiğinizde hep özel bir şekiller oluştuğunu göreceksiniz. Nedir eşkenar üçgen? Bütün iç açıları 60'ar derece, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Tabi bu eşkenar üçgende bir özel bağıntılar elde edeceğiz. Ne elde edeceğiz? Şimdi bir kenar uzunluğuna ne diyelim? A diyelim bir kenar uzunluğuna. Eğer herhangi bir kenara ait yükseklik çizdiğinizde o yükseklik tabanı iki eş parçaya ayırır. Yani A bölü 2, A bölü 2. Hem açıortaydır yani 30 derece 30 derece. Bu hatırlarsanız ikizkenar üçgende sadece tepe açısına ait çizdiğiniz tabana ait çizdiğiniz yükseklik kenarortay açıortay aynıydı. Burada bütün kenarlara ait açıortay, kenarortay ve yükseklik çizdiğinizde aynı yüksekliği bulacaksınız. Yani birbirine eşittir. Dolayısıyla burada 30 60 90 üçgenini kullanabilirsiniz. Bakın 90'ın karşısı A, 30'un karşısı A bölü 2. O zaman 60'ın karşısı yani yükseklik A bölü 2'nin kök 3 katı yani A kök 3 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Yani buradan şöyle bir kısa not çıkaralım. Bir eşkenar üçgen, bir kenarına A dedik, yüksekliğini çizdik H. Yükseklik A kök 3 bölü 2'ye eşittir. Bu 30-60-90 üçgeninden kaynaklanıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de bir eşkenar üçgende hangi kenara ait yükseklik çizerseniz çizin hepsi birbirine eşittir. Şu yüksekliklerin hepsi birbirine eşittir. Şöyle yapalım. A, B, C diyelim. Bunlara da D, E, F diyelim. Yani AD uzunluğu BE uzunluğu ve CF uzunluğu birbirine eşittir. Her kenara ait çizdiğiniz yükseklik. Aynı zamanda bunlar kenarortaydır. Yani şunlar eşit. Aynı zamanda açıortaydır. Yani şunlar eşit. 60 dereceyi de 30-30 ayırırsınız. O yüzden hep özel şekiller karşınıza çıkacak. Soru çözmesi daha zevkli, daha eğlenceli olacak. Başlayalım bakalım. Şimdi bakın ABC ve DEC'nin bir eşkenar üçgen olduğu verilmiş. Hemen gösterelim ABC. Bakın ABC üçgeni. DEC üçgeni. Bu da burası. Yani şunlar eşit demek ki. Yani bir kenarı 4 ise bunlar da 4. Dolayısıyla bu ADDC eşitliğinden burası da 4. Demek ki büyük eşkenar üçgeni yani ABC'nin bir kenar uzunluğu 8 olarak yazabiliriz. Şimdi burada da ABC, ADE ve EFC birer eşkenar üçgen. ABC'nin çevresi 18 verilmiş. Diğer eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı isteniyor. Şimdi hemen en küçük eşkenar üçgenden başlayalım. Şunlar eşit eşkenar olduğu için. Ne diyelim bir kenarını A diyelim bunun. AED de eşkenar. Şöyle gösterelim. Bunu da bir kenarına B diyelim. Dolayısıyla ABC de eşkenar bir kenarı A yani AC kenarı A artı B ise diğer kenarları da A artı B olarak ifade edebiliriz. Şimdi böyle isimlendirdiğiniz zaman çıkan şekil sizi sonuca götürme anlamında daha kolaylık sağlayacaktır. Yani eşit kenarlar çıkabilir, işte burada bir benzer terimler oluşabilir. Yazın bunları. Yani eş kenarlar varsa onu şekil üzerinde gösterin ve ifade edin. Şimdi ben şu ABC üçgeninin çevresinden başlıyorum. ABC üçgeninin çevresi şöyle tarıyorum. Bir kenarı A artı B olduğuna göre üç kenarı var birbirine eşit. A artı B'nin 3 katı neye eşit? 18'e.
Buradan A artı B'nin 6 olduğunu bulabilirim. Şimdi devam ediyorum. A, D, E'nin çevresi. A, D, E'nin şöyle renk değişikliği yapalım. Şöyle tarıyorum. A, D, E'nin çevresi 3B. C, E, F, C'nin çevresi şu boştaki üçgen. Bakın onun çevresi de 3A. Bunu 3 parantezin alırsam A artı B'nin 6 olduğunu biraz önce buldum. Dolayısıyla bunu da 18 olarak bulurum. Bakın ABC üçgeni burada gene bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bütün kenarlar birbirine eşittir. Bir ikincisi, eşkenar üçgende bir kenara ait açıortay, yükseklik ve kenarortay birbirinin aynısı demiştik. Aynı doğru parçası. Dolayısıyla BH açıortaysa aynı zamanda yüksekliktir, aynı zamanda kenarortaydır. Eşkenar üçgenin özelliği ve güzelliği bu zaten. Dolayısıyla şunları birbirine eşitlerim ben. Yani 4A artı 2, 3A artı 8'e eşit. A buradan 6 olarak buluruz. Şimdi A'yı 6 bulduk. Bizden ne istiyor? X uzunluğunu istiyor. Şimdi A 6 ise şurası ne olacak? 6 kere 3 yani yerine yazdığınızda 6 yazdığınızda 6 kere 3 18. 8'i eklerseniz ne olacak? 26 olacak. Dolayısıyla burası da 26'dır. 26, 26 ne yaptı? 52 yaptı. Burası da 52'dir. Ya da 30'un karşısı 26 ise hipotenüs 52'dir. Peki 90, 30 burası dolayısıyla ne olacak? 60 derece olacak. Peki 60'ın karşısı nedir? 30'un karşısının köküç katı yani 26'nın köküç katı 26 köküç olarak yazarız. ABC eşkenar üçgen verildiyse eğer ben hemen bunu gösteriyorum. Her bir açısı 60 derece olur. Her bir kenar birbirine eşit olur. Dolayısıyla şuradaki dik üçgene baktığınızda 30 şey pardon 60 90 şurası da 30 olacak. Pardon. Şimdi 30'un karşısına baktığınızda şurayı silip düzelteyim. Sonra okuyamazsınız. 30'un karşısı 5 ise o zaman hipotenüs uzunluğu yani DC uzunluğu 10'dur. Güzel. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı ne kadardır? 14'tür. O zaman BC uzunluğu da 14'tür. EC kısmı 5 ise geriye ne kalıyor? 9 kalıyor. X de 9 olur burada. Şimdi ABC eşkenar üçgense gene açılarımı yazıyorum. Açı ve kenar eşitliğini mutlaka gösterin. Kenarlar bölündüyse kenar eşitliğini göstermeniz zor olur ama bu defa açıları kullanırsınız. Bakın gene burada bir dik üçgen oluştu. 60, 90 ve 30. Şimdi bir de eşitlikler verilmiş bize. Ben şunlara x, x diyor. X demeyeyim o x'ler karışacak. A diyelim. Şurası da A olsun. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır. 60'ın karşısı da A kök 3'tür. Dolayısıyla A kök 3, 6 kök 3'e eşitse A'nın buradan 6 olduğunu hemen görebiliriz. Peki A 6 ise şurası 6, 2A 12. Demek ki dik pardon eşkenarın bir uzunluğu, bir kenarın uzunluğu 18. Dolayısıyla BC de 18'dir. AC de 18'dir. Bütün kenarlar birbirine eşit. Şimdi ABC eşkenar üçgeninde gene eşkenar üçgen olmasından dolayı 60 derecelerimi yazıyorum. Bunları yazmaktan çekinmeyin çocuklar. Bazen sözel olarak ifade eder, bazen eşitlik verir ama hep ne söylüyoruz? Şeklin yanındaki bilgilerin şeklin üzerine transferini mutlaka yapın. Şimdi 60 derece yazınca bakın gene özel bir üçgen oluştu burada. 60, 90, 30 üçgeni. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani x dediğiniz k aslında. 60'ın karşısı kök 3 katı k kök 3. Tamam. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Toplam eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 3k. Bu durumda şöyle bir renk değiştireyim. AB'nin de tamamı 3K olacak. O zaman BE'ye ne kaldı? 2K kaldı. 60, 90, şurası 30. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı K. 60'ın karşısı kök 3 katı K kök 3 olarak aldık. Şimdi şurası yani BC
neye eşitti? 3K'ya, bir kenar 3K dedik. Dolayısıyla 12'nin neye eşit olduğunu şu an gördünüz. Bakın. Burası o zaman 2K'ya eşit olmak zorunda. 2K 12 ise K buradan 6'dır. Peki X dediğimiz neydi? X'e K demiştik. Dolayısıyla X de 6 olarak bulunur. Şimdi eşkenar üçgende her kenara ait yükseklik, kenarortay ve açıortayın aynı olduğunu ve hepsinin de bir kenarını A olarak kabul edersek eşkenar üçgenin A kök 3/2'ye eşit olduğunu söylemiştik. Burada bir kenara ait çizdiğimiz yükseklik aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda açıortay özelliği var. Dolayısıyla 30-60-90 üçgenin özelliklerini. Evet, ABC bir eşkenar üçgen. A ile B'nin toplamı 27, x kaçtır? Eşkenar üçgen olduğunu hemen 60'ları yazarak gösteriyorum. Şimdi 30-60-90 üçgenlerini kullanacağım. Bakın şurası 30, şurası 90-60, burası da 30. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı BF uzunluğu x oldu. Şimdi AB uzunluğu 3x ise diğer tüm kenar uzunlukları da 3x kadar olacak. Çünkü bu bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla BFx de B uzunluğu yani FC'nin 2x olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki minik 30-60-90 üçgenine bakıyorum. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani x/2. O zaman EC uzunluğu yani A ne olacak? 5x/2 olacak. Şimdi yerleştiriyorum yerine bakın. A yerine 5x/2 yazdım. B yerine 3x yaz, pardon 2x yazdım. Eşittir neye? 27'ye. Payda eşitliyorum. 2 ile 2x'i çarptım. 4x, 5x'i de topladım. 9x/2 eşittir 27. Hemen sadeleştirdim. X buradan 6. Zaten bize de x soruluyordu. Şimdi böyle kesik üçgenler verildiğinde o üçgeni tamamlayın. Bütün üçgen elde edin. Ben de öyle yapacağım. Uzatacağım şu BC kenarını. AD kenarını uzatacağım. Şöyle bir üçgen elde ettim. Şöyle yapalım. Şuraya da K noktası diyelim. Şimdi bir bunu kullanacağım. Bakın burada önce büyük üçgene bakarsanız A açısı 90, B açısı 60. O zaman şu K açısı ne olacak? 30 derece olmuş olacak. Aynı şekilde 150 onu bütünleyen açı 30 derece olmuş olacak. Dolayısıyla şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bakın buraya DC'ye X demiş. O zaman DK da X kadar olacak. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. O da A ile C kenarlarını bir köşelerini pardon birleştirirseniz eğer burada da özel bir üçgen oluşacak. Tep açısı 60 derece olan bakın bir ikizkenar üçgen var. Tep açısı 60 ise taban açıları da eşitti. Ve onlar da ne olacak? 60-60 olacak. Dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen olacak. Yani ikizkenar üçgen eşkenar üçgene dönmüş olacak. Şimdi 60-150'ye tamamlamak için şuradaki kalan açının 90 derece olduğunu görüyorsunuz. Şimdi soru çok daha kolay oldu. 90 şu açının 60 olduğunu görebilirsiniz. Çünkü şunun dış açısı bakın 30-30. X 90, 60 şurası da 30 derece. Şimdi 30 derecenin karşısı X ise hipotenüs ne olacak? 2X olacak. Ya da 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. Dolayısıyla X ne olacak? 15/2 olacak. Evet, ABC eşkenar üçgeninde x uzunluğu isteniyor. Şimdi ABC eşkenarsa hemen ben 60 derecelerimi yazıyorum. Çünkü bunları çok güzel kullanıyorum. 30-60-90 üçgenleri oluşuyor. Şurası da 30. Bakın hemen şu minik dik üçgeni kullanıyorum. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 3/3'tür. Şurası. Şimdi devam ediyorum. Şöyle renk değişikliği yapalım. F, C, D dik üçgenine bakıyorum. 90, 60, şurası da 30 olur. Tamam. Şimdi burada 30 ise şu dış açı E ile F'nin toplamına eşit. Burası da 30'du. Dolayısıyla bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şu kenarlar birbirine eşit. FB 4 verilmiş. O zaman BE de 4 olmak zorunda. Dolayısıyla şimdi
Eşkenar, üçgenin bir kenar uzunluğunu görüyorsunuz. Yani AB uzunluğunun tamamı 4 artı 6'dan 10 oldu. Yani x de 10 olur bu durumda. Bir eşkenar üçgende, üçgenin iç bölgesine bir nokta aldığınızda, bu noktadan üçgenin kenarlarına paraleller çizdiğinizde, bu çizdiğiniz paralellerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Bakın P, üçgenin içinde bir nokta, PF, PE ve PD'nin toplamı üçgenin bir kenar uzunluğuna, yani AB'ye ya da BC'ye ya da AC'ye eşittir diyebilirsiniz. Bakın K, eşkenar üçgenin içinde bir nokta. O zaman bu K'dan kenarları çizilen paralelleri görüyorsunuz, göstermiş okları. Bu paralellerin toplamı neye eşit olacak? Eşkenar üçgenin bir kenarına. Yani BC kenarı ya da AB kenarı hiç fark etmez. 3, 4 ve 5'in toplamına eşittir. Yani 12'ye eşittir. Bütün kenar uzunlukları 12'dir. Şimdi biraz önce eşkenar üçgenin içinde bir nokta aldık. O noktadan ne yaptık? Kenarları paraleller çizdik. O çizdiğimiz paralellerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşit oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Gene eşkenar üçgenin içinde bir nokta alıyoruz. K noktası. Bu K noktasından eşkenar üçgenin bütün kenarlarına diklikler çiziyoruz. Yükseklikler çiziyoruz. Çizdiğimiz bu dikliklerin uzunlukları toplamı da eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir. Yani h eşittir DK, DF ve DE'nin, pardon, KE'nin toplamı. Bakın, K noktası ABC eşkenar üçgenin içinde bir nokta. Oradan bütün kenarlara yükseklikler çizilmiş. Bunların toplamı da eşkenar üçgenin yüksekliğini verecek. Yani HA eşittir 2, 3 ve 4'ün toplamı, yani 9. Eşkenar üçgenin her kenara ait yüksekliği aynıdır. Yani HA 9'sa HB de 9'dur, HC de 9'dur. Dolayısıyla 27'yi buluruz buradan. Bu defa ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Bir önceki özelliği kullanalım bakın. Eşkenar üçgenin içinde bir P noktası. Üçgenin kenarlarına yükseklikler çizilmiş, diklikler. Bunların toplamı neye eşit? Eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşit. Yani bütün kenarlara ait yükseklikler zaten eşit. Yani h eşittir 3 artı 5 artı 6 diyorum. Yani 14. Demek ki eşkenar üçgenin yüksekliği 14. Şöyle düşünün, bakın. ABC üçgeni. Herhangi bir kenara ait yükseklik çizdiğimde şuranın 14 olduğunu bulduk. Tabii eşkenar üçgen olduğu için şuraların 60 derece olduğunu unutmayacağız. Şu açıların bunlar da 30-30 olacak. Şimdi bakın bu şekli burada uygulayacağım. X'i bulacağız ya. Şimdi ben mesela AH'ı çizdim. Burada BH'ı çiziyorum. Şöyle gösteriyorum. BH. Şimdi AH 14 ise BH da 14. Her kenara ait yükseklik aynı, 14. Şimdi burası 30. Şöyle tarayayım üçgeni. 30, 90. Şurası da 60. 30'un karşısında 14 varsa hipotenüs ne olmak zorunda? 28, yani iki katı olmak zorunda. Dolayısıyla x değeri de buradan 28 olarak bulunur. ABC eşkenar üçgeninde bu defa x uzunluğu isteniyor. Şimdi ABC eşkenarsa ve bakın BF çizilmiş kenarortay olarak bu yüksekliktir aynı zamanda. Aynı zamanda açıortay özelliği de vardır. Yani 30-30 böler şunlar 30'ar derecedir. Şimdi 30-60-90 üçgenin özelliğini kullanacağız tabii. Dolayısıyla şurası nedir? 60'a tamamlamak için 45'tir. 45-90 45. Bakın ikizkenar dik üçgen var burada ve hipotenüs ne kadar? 8 kök 2. O zaman dik kenarlar 8 8 olmalı. Hatırlarsanız ne demiştik ikizkenar dik üçgende? A kök 2 demiştik. Dolayısıyla şurası 8 ise burası da 8'dir. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 16'dır. Yani BC uzunluğu 16'dır diyebiliriz. Bakın burada ne istenmiş? Gene ABC bir eşkenar üçgen x istenmiş.
ABC eşkenar üçgense, AC 8 ise AB de 8'dir, BC de 8'dir ve her biri de 60'ar derecedir, değil mi? Şunlar 60, şurası 60. Dolayısıyla buraya ne kalır? 30 kalır. Ben şimdi şu AC kenarını uzatacağım, bakın. Şöyle renk değiştireyim. Yani AC doğru parçasını uzatıyorum şöyle. Şöyle bakın ne yapacağım burada. 60, 90, şurası ne olacak? Şu açı şuraya K diyelim. Şurası 30 olacak. Şimdi 30'un karşısı 8, 90'ın karşısı 16 olacak. Yani şurası da 8 olacak. Dolayısıyla burada ikizkenar üçgen var. Oradan da 8'i görebilirdiniz. Şeyi bulalım. 60'ın karşısını bulalım. Yani BK'yı bulalım. Orası da 8 kök 3 olacak. Şu 12 kök 3'ü siliyorum. Çünkü tamamı 12 kök 3'tü. O zaman KD uzunluğu da 4 kök 3 olacak. Tamamının 12 kök 3 olabilmesi için. Şimdi bana X soruluyorsa artık X'i bulabilirim ben. Nereden bulacağım X'i? Şöyle bakın. X'in olduğu üçgeni şöyle bakıyorum. 4 kök 3, 8. Şurası 150 derecelik bir açı. Mesela burada kosinüs teoremini kullanıp yapabilirsiniz veya ben ne yapacağım? Hemen bir dik çizeceğim ama şöyle şu tarafı ayrıca çizmek istiyorum. Çünkü o şekil karışacak, kafanız karışacak. Şurası x, şurası 4 kök 3. Yani neyi çizdim ben? C, K, D'yi çizdim. 4 kök 3. Şurası 8, şuranın 30 derece olduğunu biliyorum. Şimdi ben KD kenarına ait yükseklik çiziyorum. P noktası diyeyim buraya da. 30, şurası da 60 oldu. 30'un karşısı, hipotenüsün yarısı yani 4. 60'ın karşısı yani şurası da 4 kök 3 oldu. Şimdi gördünüz mü? Büyük dik üçgene bakın. C, P, D'ye bakın. Şuraya yeniden çizeceğim C, P, D'yi. Şurası 4, burası 8 kök 3, burası da x. Pisagor'u uygulayacağım. Dediğim gibi hiç bununla uğraşmayıp oradaki C, K, D üçgeninde kosinüs teoremini kullanıp o x'i de bulabilirdiniz. Neyi nasıl gördüğünüze bağlı, olmazsa kosinüs teoreminden de çözeriz. Şimdi buradaki Pisagor'u uyguluyorum. X kare eşittir 4'ün karesi artı 8 kök 3'ün karesi, 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64, 3 ile çarptık 192, topladık ne yaptı? 208 yaptı. Onu da çarpanları ayırırsak eğer 4 çarpı 52 olur. 52'yi de 4 çarpı 13 diye ayırırsak yani 16 çarpı 13 diye ayrılmış olur. Dolayısıyla x eşittir 4 kök 13 olarak bulursunuz. Söylediğim gibi buradan şey de yapabilirdiniz, kosinüs teoremi de yapabilirdiniz. Bakın 4 kök 3 8, şurası da 150. Bakın nasıl uyguluyorduk kosinüs teoremini, onu da hem bir yol olarak kalsın sizin yanınızda. X kare eşittir 8'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 kök 3 çarpı kosinüs neydi? 150. Evet. Buradan tamamlayacağız. X kare eşittir 64 artı 16, 3 ile çarptık 48. Eksi 16 çarpı 4'ten 64 kök 3 çarpı kosinüs 150. İkinci bölgede işareti eksi. Onu 180'i tamamlarsanız 30. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2. Eksi kök 3 bölü 2 olacak. Şimdi buradan tamamladığımızda bakın 64, 48'i toplayalım ne yapar? 2, 10, 10, 11, 112 yaptı. Şu eksi eksi artıya dönecek. 2 ile de 64'ü sadeleştirelim. 32 kök 3 kök 3 3 olacak. 32 çarpı 3 olacak. Yani 112 artı 96 olmuş olacak. O da eşittir 208. Biz zaten x kareyi de aynı bulmuştuk. Devamında oradan da yapabilirsiniz. Alternatif yöntem. Yani geometride böyle soru çözdükçe farklı yolları göreceksiniz. Bol soru çözmeniz lazım.